Annenle ilgili tüm ihbarlara, iddialara ne diyorsun? Zaten iki kişiyle nişanlamış, birini abim bozmuş, diğerinden annenin haberi yok. Esra Hanım, nişanlama diye bir şey yok. Sadece iftira. Annemi çekemeyen insanlar amcam hakkında doğru. Da... Bozkurt, ailesi onu doğru. Ben bilmiyorum. Hani fazla burada kalmadığım için Maraş'tan. Hani devamlı İzmir, Ankara... Bu yerlerde yaşadığım için, fazla orada kalmadığım için, fazla ailemle de görüşmediğim için bazı nedenlerden dolayı. Yani kardeşlerim de bir iki senedir falan hayli görüşmeye başladım. Yani onlardan fazla bir bilgim yok. Ama bu satma, nişanlama olayı olsa benim annem gidip de tarlada çalışmaz. Onun bunun 35 milyona gidip de ekmeğini yapmaz. Benim bildiğim annemse bunları yapmaz. Mahmut Türkmen ne iş yapıyor? Benim Mahmut Türkmen üvey babam, emekli. Belediyeden emekli. Bak, ben buraya gelmeden önce sabah kahvaltımı hazırlayan bir insan. Ben sabah kalkar sinirlenirim. Benim kahvaltımı hazırlama, ben işe giderken ben kahvaltımı hazırlarım derim. Öyle bir insan. Şöyle yapmış, böyle yapmış, yapacak bir insan değil Esra Hanım. Kesinlikle. Vallahi bunu dün annen de canlı yayında söyledi. Hem aileyi tanımıyorum diyorsun. Bence yaptığın şu an diyorum. Şimdi şöyle diyeyim Esra Hanım. Annem kendini ifade edemeyen, kendisini ifade edemiyor burada. Ağlamakla, orayı burayı karıştırmakla kendisini ifade edemiyor. Senin kız kardeşini niye evlendirdi sizden gizli? Esra Hanım, bunu birkaç defa istemeye gelmişlerdi. Benim onda haberim oldu. Ben dedim ki anne, kesinlikle hayır. Kaç kere kim istemeye geldi? Mehmet, Mert. Evet. Ben dedim ki hayır anne, olmaz kesinlikle. Ben Mehmet hakkında çok şey duydum. 4-5 evlilici, kız kardeşim 6. evliliği. Ben bunu duyduktan sonra hepimiz karşı geldik. Yani çünkü... Mehmet'in olumsuz özellikleri olmuş. Senin kız kardeşin zihinsel engelli zaten. Zihinsel engelli olduğu için biz zaten buna karşı geldik. Evliliği kaldıramayacak, bir insana eş olamayacak bir kız. Evet. Hani öyle bir insan zaten nasıl bir eşlik yapabilir karşı tarafa? Peki. Karşı tarafa giden mantıklı biri yani. Hüsnü Hanım, bu evlilikten önce kız kardeşinizi siz alıp gidiyorsunuz değil mi yanınıza? Benim yanımda kalıyordu Sivas'ta. Ne kadar? Buradan ben 2000 Haziran ayında tayinim oraya çıktı. İlk görev yerim Sivas benim. Yani ben orada bir sene görev yaptım. Bir seneden sonra ben buraya tayin istedim. Kardeşinizi niye yanınıza götürdünüz? Yeşim'e? Benim bebeğime bakıyordum. Yeşim, nasıl sizin bebeğinize bakabilecek düzeyde birisi mi? Şöyle söyleyeyim, ben, üvey babam, annem, hepimiz kardeşlerim vardı, iki tane ufak. Üvey kardeşim, onlarla birlikte gittik. Ve orada bulunduğunuz yerde Sivas'ta kız kardeşinizin vasi atanması talebiyle bulundunuz mu? Vasi atanması talebiyle evet bulundum, yanımda niye? Kalması diye. Ben bunu uygun görmedim, bunu savcılık uygun gördüğü için beni talep etti. Ben de evet kabul ettim bunu. Ama sizi vasi olarak atamadılar değil mi? Vasi olarak bunu savcılık atadı beni. Ben kendim hani gidip başvuru yapmadım. Ama sizi atamadılar. Hayır, sizi atamadıkları vasi... için de Sivas'taki o muhtarı... Vasi olarak. Esra Hanım, sizi hayır, vasi olarak uygun bulmadılar. Kız kardeşinizi koruyabileceğinizi, onun adına bakım ve diğer işlemleri yapamayacağınız için siz vasi olarak atanmadınız. Yerleşim yerinizdeki muhtar atandı değil mi? Ben şöyle sayın avukatım, şöyle açıklayayım ben durumu size. Benim kız kardeşimi Avşin Cumhuriyet Başsavcılığı beni uygun görmüş. Annemin yanında kalıyordu. Ondan sonra benim tayinim Maraş'a, Sivas'a çıktıktan sonra benle birlikte geldiler ailem. Ondan sonra bu kağıt geldi annem geri Maraş'a gelince. Bana oradan dedi ki Yeşim Karay'ı size biz vasi aday ataması yapıyoruz. Hani ne diyorsunuz? Ben de kabul ettim bunu. Üst yazı tamam. Tutanakla numune hastanesinde rapor aldım. Ben bu raporumu Cumhuriyet Başsavcılığına sundum. Bu Cumhuriyet Başsavcılığı beni uygun görmedi. Mahalle muhtarımı uygun gördü. Onu da ben bir evlilik yaptım Esra Hanım. Resmi kâsıp bir evlilik. Ondan dolayı biz aynı evde yaşadığımız için uygun görmediler. Gelip gitmeleri vardı. Ve ben bunu hani uygun görmedikleri için Cumhuriyet Başsavcılığı talep görmedi. Bunu ben kendim rızamla bizim mahalle muhtarına verilmesini istedim. Dedim hani orada kalsın. İşte Hüsnü, şunu sormak istiyorum şimdi sana. Selver Hanım da bakın. Bu işlemler olduğunda Selver Hanım kızınıza bak bir vasi atanması için uğraşıyor. Evlenemeyeceğini biliyorsunuz siz. Biliyorum. Kız Hüsnü koşturuyor kız kardeşi için. Siz daha hala benim kızım sağlam diyorsunuz. Bakın Mert'ten önce de bu kızın rahatsız olduğunu biliyorsunuz. Kızınıza yani, bakın, inkar edin. Rahatsız diyeceğim, sağlam diyeceğim. İşleri tutar yani büyük, yani aklı başında bir delanlı kız gibi. Oturup kalkması neyi bilemiyoruz. Biraz sonra göreceğiz o delikanlı kızı. Neyse oraya da geleceğiz. Anne, geldi mi yoksa buraya? Sayın katılım. Kardeşini ısrarla niye evlendirmeye çalışıyor? Onu ben kendisine burada sormak istiyorum hani. Buyur sor.
Neden böyle bir şey yaptığını ben kendine sormak istiyorum. Neden? Seni tehdit mi ettiler? Bana söylen ne? Ya koskoca Cumhuriyet Başsavcılığı var ya, git polise. Ne için? Kızım dedim ki bu tarafta dedim ana abi onun ben sabahlı. Ben bu soruyu devamlı sordum Esra Hanım. Biliyor musun yani ne çıkacağımı? Öte yanda dedim arkadaşların evleniyor, el kızları var dedim. Bir el kızlar öyle dedim, bir bakıyor ki. El kızlar öyle bir bakıyor dedim. Ki git de gör yeşimi. Öyle bir bakıyor ki. Şule aynı bebek gibi ilgileniyor Esra Hanım ya. Şule kim? Mehmet'in şu anki eşi. Şule bebek gibi ilgileniyor ya. Gelinim ya. Her şeysiyle. Bakım olsun, haftada iki gün kuaförüne götürüyor çocuk gibi. Dün kar topu oynamak istedi. Yayır merkezinde kar yoktu. Ta biz kayak merkezine çıktık arabayla. Kar topu oynadık ya. Karın içinde. Gelinim yani de, her şey istediği gibi verilen bir çocuk. Peki annenizin kardeşini evlendirdiğini... Evet. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok değil mi? Evet. Var mıydı haberiniz? Haberim yoktu. Bunun haberi yok. Mehmet'in haberi var. Buna duyurmadım. Haber nasıl oldu benim Esra Hanım? Ben çalışıyorum. Masa başındayım. Resmi evrakla ilgileniyorum ben devamlı. Sivas merkeze resmi evrak gönderiyoruz işte. Hani hastanede böyle adli vaka şeylerimle hep ben ilgileniyorum. Buradaki hastanemde adli vaka şeylerine ben ilgileniyorum. Kardeşim beni aradı. Telefonu açamadım. Hani evrakla ilgilendiğim için. Sonra bana WhatsApp'tan fotoğraf attı. Fotoğrafa bak diye bir mesaj geldi. Fotoğrafı açtım. Yeşime nikah kıyılmış. Yani masadayım. Elim ayağım titredi. Hani kendimi hastanenin bahçesine zor attım. Yani elim ayağım titredi. Şu anda konuşamıyorum bile. Yeşim yanında mı dedi. Yanımdaydı. Annem gile gönderdim. Ne oldu dedi. Mesajda resim gelmeden önce. Bir bak bakalım sana bir resim atıyorum dedi. Resim geldi, şok oldum ya, bildiğin. Yeşim sendeydi, sen annenin yanına gönderdin. Şimdi ben dedi ne şöyle gönderdim. Ne kadar süre önce göndermiştin? 5 gün falan mı oldu, 3 gün mü tam hatırlamıyorum. Esra Hanım şöyle bir şey diyeyim, beş yanımdaydı. 5 gün önce gönderiyorsun, 5 gün sonra senin eline bir fotoğraf geliyor. Annen o boşlukta kız kardeşini evlendiriyor. Evet. Şöyle oldu olayda, evlenme olayda benim hiç haberim yoktu. Kız kardeşime, hani benim oğluma 2 gün, 3 gün mü baktı, annem gelip Elbistan'a geldiğinde. Hani ben bu dilekçeyi verdim. Dedim ki, müdürümle konuştum ilk. Müdürüm dedim, benim kız kardeşim bundan ibaret. Benim bebeğim düştüğü zaman tüp mü açık kalır, kaz mı açık kalır, balkondan mı düşürür, camdan dışarı bakayım derken mi düşürür? Hani ben bu nedenlerden dolayı ben kendimi garantiye almak için, ailemi garantiye almak için ben Avşin Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne tayinim istiyorum dedim. Benim aday memurluğumun kalkmasına da 3 gün ya da 5 gün vardı. Hemen işlemleri yaptı, beni gönderdi. Evet. Gidiyorsun dedi hemen. Hemen ben dayak yerken arkasına geldim. Bu olayın arkasına geldim. Olayı öğrendikten sonra geldin. Ama sen 5 günlüğüne kız kardeşini annene gönderdin. Annen o sırada 5 günde nasıl yaptıysa yaptı. Birini buldu ve kız kardeşini evlendirdi. Ben Mehmet Mert'ten de bahsetmek istiyorum. Mehmet Mert'le tanışmanız ne kadar, nasıl oldu? Dur. Buyur. Mehmet Mert'le nasıl tanıştınız? Mehmet Mert benim eşimin kaynının tamam, onu biliyoruz. Akrabası ya. Bize sürekli gelir giderdi. Aldınız? Her gün gelir giderdi. 15 sene oldu. Akraba yani, etti. Gelir giderdi. Sen Mehmet Mert'i gözüne kestirdin. Kızı kestirmedim. Evlendirmeye karar. Annesiyle beraber bize geldi. Dedi ki Seller abla dedi. Yeşimi ben beğendim. İsteyeceğim ne diyorsun dedi. Ben Mehmet abisine cevap almadan sana vermem dedi. Selver ablacığım şunu merak ediyorum. Sen 5 günde bu kızı nasıl evlendirdin? 5 günde değil. 3 ay geldiler bize. Senin Hanım, haberin 3 ay geldi. Ama buna evet, haber bak benim biz. Nasıl haberim oldu? Ben en son haberim haber oldu. O da ben Mehmet Mert'in evine gittim. Esra Hanım, yalan konuşmayacağım. Ben Mehmet Mert'in evine gittim. Şöyle döneyim. Mehmet'in haberi var mı bundan, abinin? Ben en son söyledim. Geldikten sonra ben Mehmet Mert'in evine gittim. Mehmet dedim, benim kız kardeşinle neden evlenmek istiyorsun? Ya dedi, eve geldiğim zaman bana neredesin diye gelip sorma biri olmayacak dedi. Param yediğim yerde bana gelip dedi paran nerede yiyen demeyen olmayacak. Bak hele dedim, onun öyle bir abla, benim dedi en azından evime geldiği zaman başımı şişirmeyecek bir kadın olmayacak evde dedi. Çok enteresan. Aynen eve bakın döndüm, hatta kendisine Esra Hanım söz hakkı da doğuyor. Söz hakkı da doğuyor, buyurup bağlanabilir, buradayım. Bak yüzüm ak, buradayım, canlı yana bağlanıp konuşabilir. Söz hakkı doğuyor şu dakika ben konuşmalarımda. Mehmet Bey dünkü yayında bir ben kez de dedim ki Esra Hanım, söyledi. Siz 5-6 kez diyorsunuz. Ben o olayı da anlatacağım sayın hakim şeyim. Avukatım. O olayı da anlatacağım. Ondan sonra benim de ben dedim öyle bir ablası var ki senin başını öyle bir ağrıtır ki hiç haberin dahi olmaz senin dedim. Onun arkasında dedim öyle bir ablası var ki
Sen dünyada haberin yok dedim. Öyle bir ablası olmasına gerek yok ki. Siz yetiştirme yurdunda büyüyorsunuz. Esra Hanım benim babamın... Senin bak sen bir de hani yetiştirme yurdunda büyüyorsun, sonrasında memur oluyorsun, tüm prosedürleri her şeyi bilen birisin. Evet. Kız kardeşinin %50 zihinsel engeli olduğunu biliyorsun ve buna müsaade ediyorsun. Müsaade etmedim Esra Hanım, hani lafımı bitirmedim, müsaade etmedim. Hani annem dedi kızım böyle böyle, benim en son haberim olduktan sonra ben evlerine gittim. Hani evet. Bakayım aynı kardeşimi yaptığı gibi, ben müsaade kesinlikle etmedim. Bak lafımın da arkasındayım. Tamam. Dedim bak etmedi. Mutfakta çay demledim. Normal çay içeceğiz. İçeri geçtim. Bak bunu söyledim bütün kalbimle. Mehmet dedim bak benim kız kardeşim sana yemek yapamaz. Ütünü yapamaz. Yani sen evlensen bile sen sabah bir gün bu kadında çocuk isteyeceksin. Çocuk yapamaz. Kendine zor bakan bir insan, kendi ihtiyaçlarını karşılamayan bir insan sana nasıl eşlik edecek dedim. Bunu söyledim. Canlı yayında bağlanıp. Raporlu olduğunu söyledin mi? Tabii ki raporlu olduğunu da söyledim. Raporlu olduğunu bile bile evlendi Esra Hanım. Niye? Ama belki bilerek. Yok diyor yalansın niye? Diyor. Ben bilerek evlendi. Diyor. Esra Hanım ben dönüyor. Karakolda bunun. Ben dedim diyor Mehmet ben yok buradan, demedin diyor. Ben niye bu kadar her şeyi söylüyorum. Ben bir şeyden sormak istiyorum. Niye evleniyor ve neden? O evlendiği kişi Mehmet Mert. Ben raporlu dedim Mert, yok aynen raporlu demedim diyor. Bu kız Sivas'ta vesayet altına alıyor. Siz kafanıza göre kızın yerleşim yerini değiştiriyorsunuz. Makam olmadan, izin olmadan bunu yapamazsınız. Ve ikna etmeye sayın çalışıyorsunuz. Ben, bakın mahalle işte, muhtarıma da bağlanabilirim. Yani Mehmet'le o damat adayıyla gidip kriterlerini ya tartışılacak bir şey yok insan... Sinirlerine hakim olamıyor. Niye karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorsunuz? Karşı tarafı ben kesinlikle ikna etmeye çalışmadım. Bakın senin kardeşinin adli tıpta şöyle bir raporu var. Doktor olmaya gerek yok. Bu kızın engeli olduğu açık diyor. Ben seslenmek istiyorum. Bu nikahı Mehmet Mert'le bu nikahı hangi memur kıydı? Hangi şahit bu huzurda bu nikahı imzalanmasına vesile oldu? Allah'tan korkuyor. Ya şu görüntüyü bir verebilir miyiz?